Bugün sana yine morp modu çekiyorum. Evet, morp modunu uzun zamandır çekmediğimi hatırladım. O yüzden bu videoyu buldum ve karşına geldim. Tabii ki modu buldum diyeyim. Videoyu ben bulmadım. Sen videoyu madem buluyorsan bence izlemen gerekiyor. Çünkü izlemezsen birçok şeyi kaçıracaksın. Ben kaçırmayacağım. Benden söylemesi abicim. Tüm canlılara gerçekten dönüşebiliyorsunuz. Bir creeper olursunuz, bir yere patlatırsınız. Ne bileyim bir ara olursunuz, uçarsınız. Önce modun sunmuş olduğu bir tane bilezikle başlıyorsunuz oyuna. Bunu zaten envanterden bulursunuz. Bakın hemen burada. Zaten ben daha önceki güncelleme videosunu çekmiştim. Ama yine bilmeyenler için şu anda buna değinmeye başlayacağım. O yüzden bilmiyorsan modla ilgili bilgiyi dinlemeye başla bence. Önce buradan bileziğimizi alıyoruz, tamam mı? Sonrasında bir tane canlı seçiyorsunuz ya da karşılaşıyorsunuz. Çünkü bir canlıyı yok etmeniz gerekiyor bir tane kılıçla. Mesela ben şimdi burada domuz uyanına gidiyorum, bakın. Domuz uyanına vurduğum zaman bir tane beyaz bir, yani daha doğrusu mavi bir şey göreceksiniz. Ben beyaz olarak karıştırdım. Bakın şu anda bileziğime gelmiş olduğu anlamına geliyor. Hemen buraya basılı tutuyorsunuz. Yani Windows 10'da sağ tıklamanız anlamına geliyor. Burada görmeye başlıyorsunuz. İşte artık canlıyı tamamen sizin kesmeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben şimdi önümdeki kesmiş olduğum domuzu kendimi kesmeseydim yansaydı falan filan. Ya da tek bir vuruş yapıp da diğerlerini vurmasaydım, zombi falan vursaydım mesela. O sayılmayabiliyor. O yüzden tam olarak kendiniz kesmeniz bir canlıyı önemli burada. Mesela şimdi bir tane daha canlıyla karşılaşmazsak ben kendim direktmen canlı alacağım. Ancak sen bunu yapmak için karşılaşman gerekecek. Yani hayatta kalmak için biraz daha zorlanacağını maalesef ki söylemek gerekiyor, değil mi domuz kardeşim? Aynısından kesmeyeceğim tabii ki. Aynısından kesmek bir işe yaramayacak. Sadece işe yaran şey mesela aynı türde kesmek isteseniz bir canlı küçükse küçük şekilde gelebiliyor. Mesela ben şimdi bunlardan. Ancak şimdi tabii ki biz elimizde bunları almamız lazım. Mesela özelliği olan bir canlı seçelim. Bu ne olabilir? Domuz olabilir. Pardon, domuz diyorum hala. Zombi olabilir. Zombi olacağımız için gerçek anlamda biz de güneşte yanmaya başlayacağız. Şöyle göstereyim size. Mesela şimdi ben burada zombiyle karşılaştım diyelim. Bunu tam olarak bakın kendim kestim diyelim. Çünkü kendiniz tam olarak kesmezseniz bir vuruş yapıp sonra kaçarsanız başka bir kişi onu yok ederse o sayılmayabiliyor. Bileziğinize geldiğini zaten mavi şey çıktıktan sonra anlarsınız. Çünkü artık benim bu yanma efektini giderebilmem için ya gece dolaşacağım ya da bir kaskla dolaşacağım. Biliyorsunuz zor modda zombiler kask olduğun zaman yanamazlar. Ancak bu şekildeyken sadece suya girip kendimi veya ağacın altına girip kendimi kurtarabilirim. Bakın burada bir örnek daha göstereceğim için ineğe kıymak zorunda kalacağım. Maalesef ki kardeşim. Peki ne değişmiş oldu hayatımda diye soracaksın değil mi? Ama önce şu zombinin özelliğini göstereyim. Bak mesela ben şimdi istersen bir ağacın altına geçip fark etmez. Yeter ki bir tane kaskınız olsun. Ben burada inek kestim ya, küçük bir inek oldunuz. Mesela adam şey zannedecek. Siz böyle dolaşıyorsunuz. Adam vuracak vuracak. Belki de sizin olduğunuzu bilmeyecek. Gerçek bir canlı zannedecek. Bunun ihtimali oldukça yüksek olduğu için her şeyini kazanıyorsunuz. Yani mesela bakın buraya kalplerimin ne kadar fazla azaldığını görüyorsunuz. Tabi altında da benim üzerime giymiş olduğum zırh gözüküyor. Bakın orada yine az zırha sahip olacaksınız. Çünkü bunun canı az, öyle söyleyebilirim. Bir de bahsedeceğim bu konuyla ilgili şey var. Bakın mesela siz diyelim bir koyunla karşılaştınız. Diğer kesmiş olduğum önceki olan bu siyah koyun hem de beyaz yünlü koyun gelmiş oldu. Yani buradaki fark aslında baktığınızda farklı bir yünlü de çıkabilirdi. Kırmızı da olabilirdi, lacivert de olabilirdi. Nasıl hangi evrede kestiysem canlıyı o şekilde gelecek. Yani daha da fazla bence anladığını düşündüğüm için bu konu üzerinde durmayacağım. Sadece göstereceğim birçok farklı canlıyı. Üçüncü sırasında kendinizi görmeniz gerekiyor. Çünkü bu biraz da garip bir özellik. Her eğilme tuşuna basışımda bunu yapabileceğim ve küçük bir de olsa ufaktan bir açlıkları muhtemelen dolduracağım bu sayede. Yoksa abi mesela ben bu koyuna da zırh giyebilirim. Çünkü bakın göstermiyor. Yani üzerinde görünmüyor. Sadece görünen neydi? Zombilerde falan böyle. Bizim insan eti bakısına sahip olan canlılarda giydiğimiz zırh üzerimizde gözüküyor. Üçüncü şahıs için konuşuyorum. Arkadaşlarınız için konuşuyorum. Eğer bu yöntemdeyseniz sadece az zırh kazanacaksınız. Ne kadar fazla kalbiniz varsa bununla eşitleniyor. Siz olduğunuzu bile zannetmeyecek modda beraber kurduğunuzda şakalar bile yapabileceksiniz. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir diğer şaka yöntemine geçelim. Yani creeper olalım. Ve bununla karşılaştığımızda bu bileziği eklemek için biraz daha zorlanacağız tabii ki. Bileziğime dokundum. Buradan hop creeper'ı seçtim. Aynı o koyunda gösterdiğim gibi eğilme butonuna basınca hemen yiyordunuz ve belli bir açlık dolduruyordu ya. Şu ikisini patlatmak istiyorum. Eğiliyorum. Biraz bekliyorum. Zaten elimden bu efekti görürsünüz. Bakın ben şimdi creeper'la beraber patlattım ya. Aslında bir bakıma her şey kendim yapmış olduğum için iki canlıyı da vermiş oldu benim bileziğime. Tabii ki biraz daha yazık olsa da yapacak bir şey yok. Burada göstermeye çalışıyoruz. Bekliyoruz, ancak beklemeden direkt çekerseniz de o patlamayı sonlandırabiliyorsunuz. Hani istemezseniz diye söylüyorum. Artık ben bir tavuk olduğum zaman gerçekten de özelliğini kazanıyorum. Çünkü sağda gördüğün gibi hemen burada yavaş düşme özelliği var. Çünkü bunlar tak diye bizim gibi düşmüyorlar. Kanatları var sonuç olarak. Bak mesela ben şimdi bunu simüle etmek için böyle yaptım. Kanatlarımı görüyor musun? Dikkat et bak, uçarken falan daha hızlı böyle geliyor. Hatta bak yere bıraktım kendimi, direkt tak diye düşmüyorum. Yavaş yavaş kanatlarımınla beraber, animasyonuyla beraber. İnsana dönmek için bakın en baştaki şu Steve'e dokunmanız lazım. Ufaktan bir zırh giyen bir tavuk kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bak. Çünkü aynı anda bunların tüm canını sana veren bir özelliğe sahip. Mesela ben şimdi geldim buraya demir golem almak için buraya yazıyorum. Tabii ki sen bunu köylerde bulmak zorundasın. Tabii ki her vuruşu kendim yapmam lazım. Bakın elimdeki kılıçta zaten gözükmüyor bu box'ta olmadığım için. İnsan it box'ında gözükmediğim için, ancak yine de bu eşyalarımı kullanabiliyorum. Yürüme animasyonlarını yavaş biraz daha yürüyor biliyorsun bu Iron Golem'imiz. Burada da aynı şekilde simüle ediliyor bizim üzerimizde. Sonrasında bakın vuruş animasyonları ve üzerine bir de normal onluk zırhı giyebilmene izin veren bir sistem. Zaten oldukça canı fazla. İstediğin zırhı giyerek daha güçlü bir Iron Golem. Aslında bunu hem üzerinde göstermeyeceksin. E bizde de aynısı olacak. Bak şimdi gördün mü, kırılmaya başladık burada canımızın %20'si gittikten sonra. Canınız fullendiği zaman da tabii ki buradaki kırılma efektlerinden de kurtulacaksınız. Bakın o kadar fazla büyük
bir cüsseniz varken suda zıplarken de animasyonlar da gözüküyor. Yani bu kadar kaliteli bir modu güncellemesiyle beraber daha iyi hale getirmişler. Mesela sen envanterini açar bir diyorsun ki bana işte nasıl bir destek var? Hani bunlardan başka popüler canlılar yok mu sadece? Böyle en büyük bir saçma sapan bir canlı almaya çalışacağım. Mesela şöyle yapalım. Bak kirpi balığı çağırma yumurtası var mesela. Kirpi balığını adam niye eklesin diye düşünüyorsun, tamam mı? Niye dönüşelim falan filan diye düşünüyorsun. Artık sen de bir kirpi balığı olduğun için, daha doğrusu balık olduğun için nefessiz kalmaya başlayacaksın abi. Evet doğru duydun. Bak bunu nasıl görürsün? Direktmen yok oldu. Yani direktmen senin suya girmen gerekiyordu burada balıkla oynamak istiyorsan. Bu canlı da devam edeceksiniz. Yani son kaldığınız, son dönüştüğünüz canlı siz yok olsanız bile, bileziğiniz gitmiş olsa bile, eşyanızın tümü gitmiş olsa bile buradan devam etmek zorundasınız. Zorluk çekebilirsin tabii. Bu durumlarda artık kendin bileziği üretip devam etmek zorundasın. E madem ben bileziğimi kaybettim abi, sen şimdi bana şey gösterdin. Burada işte canlıları gösterdin, ne bileyim koyunları gösterdin. Dönüştük, çimen yedik falan, creeper olduk, patladık. E bileziğimiz kayboldu. Tamam, illa ki hemen kaybolmasına gerek yok. Çünkü Minecraft'ın vermiş olduğu belli bir eşya durma süresi var. O süre bitmeden önce veya bir lavda ölmediyseniz o süreyle beraber sınanıyorsunuz. Ancak o süre bittiği zaman ne olacak? Bulamayacaksınız mesela. Bileziğiniz sıfırlanıyor. Ama mesela diyelim ben bunu kaybettim, hayatta kalmada bulamadım. Süreyle beraber de o sürede bitti, sınama süresinden sonrasında tekrar bileziğimi alıyorum. Başta gösterdiğim örnekteki gibi tüm canları geri kazanmak için kılıcımla beraber kesmek zorunda kalıyorum. Ayrıca tabii ki şunu da söyleyeyim, bakın bileziğinizi kaybetmediyseniz ve bir tane bileziğiniz varsa mesela 40 tane canlı içeren, bir tane daha yanına yaptığınızda aynı şekilde aynı canlıları ona da geçirebiliyorsunuz. Yani bir şekilde karışma yaşanmıyor. Ama kaybettiğinizde bunların hiçbirini yapamazsınız tabii, orası ayrı konu. Kısa tutacağım bu kısmı, gerisini sana bırakacağım. Güncellemeyle beraber zaten anlatacağım çok bir şey yok aslında bakıldığında. Uyumlu şekilde çalışması için bu şekilde bir güncelleme yayınlanmış. Tek sıkıntı betasümlerde yine doğru çalışmayacağı için betasümleri kullanma lütfen. Bir de tabii ki deneme özelliği var içerisinde bunu kullanmak istiyorsan eğer. Bunu sadece Minecraft'ın sunmuş olduğu yayınlarda sanırım kullanamıyoruz bu özellik sayesinde, ama hani Aternos'ta falan filan bir sunucu kurup deneme özelliği açabiliyorsunuz ya. İşte belki orada yaparsınız, ben bilmiyorum. Şu anda fazla örnek veremeyeceğim ama bence her şeyini gösterdim eklentinin. Tabii ki göstermediğim ne kaldı? Bu bilezik kaldı. Bileziği yapmanız için zaten ben her videoda bileziği alırken bir tane blok da görüyorsunuz yanında. İşte artık bu blokla beraber öğretmeniz gereken bir bileziğiniz var ve sonrasında kullanmaya başlayacaksınız tabii ki diğer gösterdiğim yöntemlerle. Bunun için de bir tane eşya yapmaması sağlamanız ve hayatta kalmada tıklamanız yeterli olacak. Zaten göstermeme çok bir gerek var mı bilmiyorum. O zaman yavaştan bence kuruluma geçelim istersen. Kuruluma geçmek için dünyadan çıkıyorsunuz bakın buradan. Hemen buraya geliyorsun, dünya ismini veriyorsun, özelliklerini falan ayarlıyorsun. Sadece burada deneme özelliği. Eğer uçmak istiyorum dersen bunu açmanla beraber deneme özelliğini unutma bak buradakini. İki taraftan etkinleştireceksin. Sen de paketlerinde gözükecek. Ben de şu anda etkinleştiği için burada gözüküyor. İki taraftan da bunun açık olduğunu kontrol et lütfen. Burada gör yani. Görünsün burada. İskelet olduğunuzda mesela size sınırsız blok veriyor. Atabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler daha videoda zaten diğer videolarda gösterdiğim için önceki videoları izlerseniz bununla bağlantılı iki tane daha güncelleme videosu yayınlamıştım. Bu üçüncüsü oluyor aynı modda ilgili. Hadi o zaman son bir şey daha göstereyim. Madem öyle videoyu bitirelim. Hatta şu anda bakın üçüncü astaki görselin de bu şekilde gözüküyor balık. Tabii ki şu an diğer tarafa gitmesi lazım. Ben yaratıcı olduğum için bu şekilde kaldı balığım. Mesela ben sana iskeletten bahsetmiştim oyunu kurarken. O zaman bir tane iskelet deneyelim. Tam olarak kendim vuruş yapmaya çalışıyorum. Bakın yanmasına izin vermeyeceksiniz. Tabii ki hem yanma özelliği kazanacağım hem de iskelet olduğum için ekstra kask giyerek bunu kullanmam gerekiyor. Tabii bir de yayım var içerisinde. Yay da bu şekilde. Direktmen sınırsız bir şekilde kullanıma izin veren bir sisteme sahip. Tabii ki bunun yanma özelliğinden kurtulmak için ne demiştik? En azından bir deri bir kask bile olsa giymeniz gerekiyor. Ya da bir ağacın altında geçersiniz fark etmez. Mesela ben şimdi hayatta kalmaya geçtim. Buradan da kendimi senin arkadaşın görebileceği şekilde ayarladım. Önden görecek seni bu şekil. Oka gerek olmadan zaten kendi ayarlıyor bu sistemi. Böyle kullanıyorsun abi. Daha ne olsun, bildiğin gerçek bir iskeletsin artık. Madem bu şekil bitirdiysek bu şekilde de videoyu bitirebiliriz yani her şeyi gösterdiysek. Hatırlatmamı yapayım. Like atıp abone olup bildirimin tümünü açıp destek olabilirsin. Ayrıca tabii ki bildirimin tümünü açtığın zaman modları da kaçırmayacaksın. Çünkü 6 gün mod geliyor bak, bunu unutma. Destek ol ki devam etsin yani. Hadi bakayım görüşürüz. Bak eğer abone olmazsan, like atmazsan gerçekten sevip de bu kanalı, bak ok atarım ha ona göre.